Arkadaşlar merhabalar. Size yeni nesil sorularda ardışık sayıların özelliklerini, ardışık sayıların pratiklerini nasıl kullanabileceğimizi öğreteyim hemen. Şimdi buradan önce bir sorumuzu okuyalım. Bu soruda bize ne soruyor? Burak dikdörtgen şeklinde özdeş kağıtları katlıyor ve her birine sayfa numarası vererek aşağıdaki gibi en dışta birinci kağıttan sonra ikinci kağıt olacak şekilde fasikül haline getiriyor. Velhasıl kelam ne yapıyormuş? Sonradan numaralandırılıyormuş. Burak'ın yaptığı fasikülün tamamı kaç sayfadır diyor. Yaptığı kağıtlardan bir tanesi. Yani şu kağıttan faydalanarak bu fasikülün kaç sayfa olduğunu bulmamızı istiyor. Arkadaşlar böyle kalabalık göründüğüne bakmayın. Çok kolay bir soru. Şöyle düşünelim. Önce tabi bu soruyu bırakalım. Size ardışık sayılarla ilgili güzel bir özellik anlatayım. Ondan sonra bu soruya dönelim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Bunlar ardışık sayılar gördüğünüz gibi. Baştan sondan toplayın kaç yapar? 7. Baştan sondan toplayın kaç yapar? 7. Baştan sondan 7. Gördüğünüz üzere ardışık sayıları en dıştan içeriye doğru birer birer topladığınızda hep eşit gelir. Bu da ardışık sayıların toplamıyla ilgili formülleri üretmemize yardım eder. Biz burada sayıların toplamıyla uğraşmayacağız. Biz sadece şu verilen sayfadan faydalanarak en son sayfayı bulmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar, hemen kendi sorumuza dönecek olursak şöyle düşünün. Bu bizim en alttaki yaprağımız olsun arkadaşlar. Yani ilk sayfanın ön kısmına biri buraya yazdığımızda burası son sayfa olacak. Sonra üstüne bir tane kağıt daha koyulacak. Bir tane daha kağıt koyulacak. Sonra bu katlanarak ne yapılmış olacak? Bir fasikül oluşturulacak. Yani önünde sonunda birinci sayfayla sonuncu sayfa aynı yaprak üzerinde bulunacaktır. Az önceki gibi düşündüğümüzde sondan ve en dıştan düşünün. Baştaki ile sondakinin toplamı hep içeriye doğru bir bir geldiğimizde toplamlara eşit olması gerekirdi. Bu yapraklardan birisi 78'e 103 ise şu arka tarafta görebilmeniz için daha büyük yazıyorum. İlk sayfamla son sayfamın toplamı da ikisinin toplamı da birbirine eşit olması gerekmiyor muydu? Son sayfa x olsun. 1 artı x eşittir 78 artı 103'tür arkadaşlar. Yani ne olur? Şurası 181. Burası da 1 artı x ise kitabımız gördüğünüz gibi 180 sayfa olması gerekirdi. Hemen buna benzer başka bir soruya bakalım. Ne demiş? Bir kutuda 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış 20 kese bulunmaktadır. Bir kesenin içindeki altın sayısı kesenin üzerinde yazan sayı kadardır. Şimdi 10 kişi bu keseleri her birine de 2 kese ve eşit sayıda altın olacak şekilde paylaşıyorlar. Buna göre üzerinde 7 yazan keseyi alan kişinin alması gereken sayı kaçtır? Hemen ben bu sorunun cevabının 14 olduğunu söyleyeyim size. Nasıl bu kadar hızlı yaptık? Az önceki sorunun aynısı çünkü. Nasıl? Bakın. Şöyle burada birinci kesede bir tane altın, ikinci kesede iki tane altın. Sonra devamında en son kesede 20 olacak şekilde 20 tane kese yazdık. Şimdi bize diyor ki bütün kutulardaki altınları topla, 10 kişiye eşit paylaştır. Tamam, altınların hepsini toplayıp 10'a bölüp bu soruyu çözebiliriz. Zaten oradan 7 yazmış. Yani 7 yazan keseyi de alan kişinin için 7'yi de çıkartırız. Kalan kısmını buluruz. Ama gerek var mı? Az önce ne öğrenmiştik? Bunlar 10 kişi değiller mi? Zaten 20 tane 20 tane kutu var. 20 kese var. Artık buna 21. Yani ikili ikili paketlediğinde 10 kişi olacaklar zaten. Bakın 21. Bu ne demek? Herkes 21 altın almak zorunda. Üzerinde 7 yazan kesedeki arkadaşım da 14 yazan kesedeki altınla birleşince 21 olacağı için cevabımız 14 olmuş olacak arkadaşlar. Aynı büyüklükteki 15 tane bardak su ile dolduruluyor. Her basamakta bir tane eksik bardak kullanarak şekildeki gibi 3 basamaklı bir kule yapılıyor. Buna göre aynı büyüklükteki 95 bardak ile aynı koşulda yapılabilecek bir kulenin basamak sayısı kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar, bu soru aslında çok basit bir soru. Bununla ilgili bu soruyu çözmeden önce size hemen yine bir önceki sorularda olduğum gibi ardışık sayıların özelliklerinden vereyim. Birkaç bir şey anlatayım. Ondan sonra yine sorumuza dönelim arkadaşlar. Bakın, buradaki en basitinden şekile bakarsanız burada ne var? 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi burada kaç tane bardak var? Bir toplayalım mı?
4 artı 5 artı 6 nedir arkadaşlar? 15'tir. Ben de bunu şöyle yapıyorum. 5 çarpım 3, 15 şeklinde buluyorum. Neden böyle buldum? Çünkü bu 6'dan 1 çaldığımda 5 kaldı. O 1'i buna verdiğimde 5 oldu. 1, 2, 3 tane 5 oldu. Yani aslında kaç tane sayı varsa ortadakiyle çarpsanız toplam miktarı bulabiliyorsunuz. Bu ne demek? Ardışık sayıların ortadakiyle terim sayısını çarptığımda toplam miktarı buluyorsam, toplam miktarı terim sayısına böldüğümde ortadaki sayıyı bulurum. Hemen buna benzer bir soru açayım. Buna benzer bir soru açayım. Sonra geri bu sorumuza dönelim. Nasıl kullanabiliriz onu görmeniz açısından. Şöyle yaptığımda bakın arkadaşlar. Ne demiş? Toplamları 235 olan ardışık 5 tam sayıdan en büyüğü kaçtır? Şimdi bizim 5 tane sayımız yok mu arkadaşlar? 235'i 5'e bölüyorum. Ne yaptı? 4 kere 5 20. Buraya 3 kaldı. 5 geldiğinde 7. Bakın bu 47 benim ortanca sayım arkadaşlar. Ortanca sayım. 47. 5 tane sayım vardı. Ortada 47 varsa 2 sağında 2 solunda vardır. Yani 48, 49, 46, 45. Ne oldu? En büyüğü kaçtır? 49. Gördüğünüz gibi yani toplamı terim sayısına böldüğümde ben ardışık sayıların hepsini de tek tek bulmam kolaylaşıyormuş. İşte bu soruda da aynı mantığı kullanalım mı? Şimdi buna göre aynı büyüklükteki 95 bardak ile aynı koşulda yapılabilecek bir kulenin basamak sayısı kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar biz az önce ne öğrenmiştik? Şunu öğrenmiştik. Dedik ki ortadakini bulalım. 95'i bölebilecek sayılar kim? 95 arkadaşlar 19 çarpım 5'tir. Yani hem 19'a bölünebiliyor hem 5'e bölünebiliyor. O zaman hocam o zaman 19 basamaklı da olabilir, 5 basamaklı da olabilir. Şıklara baktığınızda gördüğünüz gibi ikisi de var. O zaman önce bir şu 5'i deneyeyim. 95'i 5'e böldüm. 19. Ortanca şunun gibi ortanca satıra 19, 18, 17, 20, 21 yazarsam bakın gerçekten 95 tane bardağı en altta 21 bardak olacak şekilde 5 satırla dizebiliyorum. Demek ki cevap 5. Peki hocam 19 neden olmuyor? Şimdi siz şöyle düşünün arkadaşlar. Şöyle yaptığınızda biz burayı silelim. Cevabımızı zaten bulduk. 95'i 19'a böldüğümüzde ortanca sayımız 5 olur. Toplamda 19 tane satırımız olması gerekir. 19 tane satırın bir tanesi 5 yazıldı. Geriye 18 tane satır kalmadı mı? Evet. 18 satırdan 2'ye böl 9 tanesi aşağıda, 9 tanesi yukarıda olacak. 5'e 9 ekle. 14. 5'ten 9 çıkart. Eksi 4. Eksi 4 tane bardak tanımlanamaz ki arkadaşlar. Yani dolayısıyla 19 bu sebepten olmamış oluyor. Şimdi burada şıkları biraz daha zorlamak istiyorum arkadaşlar. 95 bardakla 2 satır da yapılabilirdi. Nasıl? Şıklara koymamış. Şıklara koysaydı ne yapardım? Şöyle yapardım arkadaşlar. Nasıl 2 tane olduğunu biliyorum. 95'i 2'ye böldüm. Kaçtır arkadaşlar? 47,5. 47,5 tane bardak olmaz. 47,5 kimin ortası? 47 ile 48'in ortası. Yani alt satıra 48 yerleştir, üst satıra 47 yerleştir. 2 tane satırla yapabilirsiniz. Ha. O zaman hocam 4'e bölelim. 4 satır da olabilir. 4'e böldüğünüzde o 0,25 çıkar. Ondalık kısmı yarım çıkarsa yapabilirsiniz. Mesela 102 bardak. 102 bardağı ne yapabiliriz? 102'yi 4'e bölelim. Bu sistemde tabii ki. Burası kaç olur? 25,5. 25,5 bizim tam ortamız olacağı için 25,5 tane de bardak olamaz. Sağında 26 var, solunda 25 var. Sağında 27 var, solunda 24 var. Bakın gördüğünüz gibi toplayın arkadaşlar. Burası kaç yaptı? 51. Burası kaç yaptı? 51. 51, 51 daha 102 tane bardağı 4 satırla yazabilirmişim. Yani böldüğünüzde ondalık kısmı 0 tam onda 5 gelirse onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Toplamları 297 olan 3'ün katı olan 6 tane ardışık tam sayının en küçüğü kaçtır? Toplamları 297 olan 3'ün katı olan 6 tane. Şimdi arkadaşlar ardışık sayılarda
Ne demiştik? Bakın mesela şunu yapmıştık biraz önce. 4 artı 5 artı 6 toplamı 15. Onu da şöyle bulmuştuk. 3 çarpım 5 ile de bulabilirsiniz demiştik. Yani 15. Ve 15'i geri 3 tane sayımız olduğu için 3'e bölersem, 3'e bölersem ortadaki sayının 5 olduğunu bulabileceğimi söylemiştim. Peki, şimdi 4 tane sayı olursa ortada kimse olmaz. İşte az önceki gibi onu da buçuklu bulursunuz. Dert etmenize gerek yoktur. Yani 102'yi yapmıştık ya hatırlarsanız bir önceki örnekte. Bakın 102'yi ne yaptık? 4'e böldüğümüzde burası kaç çıkmıştı? 25,5. 25,5 bir tam sayı olmadığına göre 25,5'un sağında 26, solunda 25, 27, 24 demiştim arkadaşlar. Yani bu soruda da aynısını düşüneceğiz. Hocam yok biz şöyle de yaparız derseniz işte x ondan sonra 3'ün katı olan 6 tane x artı 3 x artı 6 o sizin tercihiniz. Ben pek kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar. O zaman şunu yapalım. 297'yi 6 tane sayım olduğu için 6'ya bölüyorum. 6 kere 4 24. Burası kaç kaldı? 5 7. 6 kere 9 54. Burası kaç kaldı? 3. Yanına 0 at. Buraya da 0,5 yazdığınızda 49,5 olmuş oldu arkadaşlar. 49,5'u kullanmayacağız tabii ki. 49,5 bizim ortanca sayımız. Bizim sayılarımız 3'ün katı olduğu için 49,5'a en yakın 2 tane 3'ün katı olan sayı seçiyorum. 50, 51. Evet, burası 51. Burası 48 olduğuna göre artık şurayı 54, şurayı da 45 derseniz hiçbir sorun kalmaz. Evet, ama özür diliyorum. 6 tane sayı var. Ben 4 tane yazmışım. Bir 3 daha düşüyorum. 42, 57. Bakın en küçüğü de burada, en büyüğü de burada. Bizden en küçüğünü istediği için onun da 42 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu mantıkla kullanacağımız yeni nesil soru neymiş? Ona bir bakalım. Yukarıdaki şekilde birinci satırdaki kutularda sırasıyla verilen ardışık 7 sayının toplamı 7'dir. Üstteki kutularda bulunan sayıların toplamı ortak kutuya yazılıyor. Buna göre son satırda bulunan kutuya yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar benim gördüğüm şu. Diyor ki sırasıyla verilen 7 sayının toplamı 7'dir. 7 tane değil mi? 7'yi 7'ye böldüğümde bölüm 1. Ortadaki sayının 1 olduğu kesinleşti. Başka? Şuraya 2 yaz, 3 yaz, 4 yaz. 0, eksi 1, eksi 2. Topladığımda eksi 3. Topladığım ortak olanı yazıyorum sadece. Burası 1. Burası kaç arkadaşlar? Evet. Pardon. Şurada ortak olan birden fazlaymış. Hemen siliyorum. Tekrar yazmam gerekiyor. Bakın üçünü topladım. Ortak olan kutumuz eksi 2, eksi 1, 0 daha, eksi 3. Aslında ortancayı 3 ile çarpsam yeterliydi. 0, 1, 2. Ortası da 3 yaptı. 2, 3, 4. Orası da 9 yaptı. Ortak olan 0, ortak olan 12, ortak olan 12. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.